Herkes evine gitti. Bir doğum günü hikayesi zamanı çocuklar. Kanyu doğum gününde ne yaptı acaba? Bugünkü hikayemiz Kanyu'nun doğum günü hediyesi. Bugün Kanyu'nun doğum günüydü ve annesi ona doğum günü pastası hazırlıyordu. Pasta kalıbını temizlememe yardım edeceğine eminim. Evet, lütfen anne. Bunu biliyordum Kanyu. Doğum günü pastası. Ben de isterim, ben de isterim, ben de isterim. Hadi Kanyu, önündekini Rosie ile paylaşmalısın. Baba! Sanırım Kayu'ya Rosie ile paylaşması gerektiğini söylemiştin, değil mi? Baba! Kayu herkese doğum günü hediyesi olarak özel bir dinozor istediğini söylemişti. Ama büyük annenin hediyesi bir kazaktı, dinozor değil. Beğendin mi Kayu? Tabii ki beğendi. Aa, olamaz, geldiler bile. Yaşasın! Leo, Clementine! Hadi bakalım ikiniz de içeri gelin. Hadi birazcık daha dur Kayu. Bitirmeme çok az kaldı. Çok komik baba. Kayu'nun midesi o kadar doluydu ki pastasından daha fazla yiyemedi. Doğum günün kutlu olsun Kayu. Yaşasın! Bu benim özel dinozorum, olamaz. Çok teşekkür ederim. Bir süre sonra herkes dondurma yemeye koyulmuştu. Rosie, yaptığını beğendin mi? İşte sana temiz bir kazak tatlım. Yaşasın. Bir başka özel dinozor. Kayu işte şimdi özel dinozorunu almıştı. Aslında iki tane özel dinozoru olmuştu. Bu benim en güzel doğum günümdü. Büyük anne, hadi bize Kayu'nun maceralarını anlatan bir hikaye oku. Bakalım Kayu bugün neler yapmış? Bu hikayemizin adı Kayu ve Gilbert. Bak Gilbert, bu bir kedi resmi. Boya yapmaktan sıkıldım artık. Birileriyle oynamak istiyorum. Rosie! Kayu birileriyle oynamak istiyordu ama uyurken Rosie'yi uyandırmaması gerektiğini de biliyordu. Kayu! Şşş! Yapmaman gerektiğini biliyorsun. Ama ben sadece biriyle oynamak istedim baba. Kusura bakma Kayu. Seninle şimdi oynayamayız. Rosie ile daha sonra oynarsın. Kayu birileriyle daha sonra oynamak istemiyordu. Birileriyle şimdi oynamak istiyordu. Benimle oynar mısın Gilbert? Bip 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 bip. Kayu'nun aklına birdenbire başka bir oyun geldi. Hemen dönerim. Kayu, Gilbert'ın köpeklerle ilgili hikayeleri sevmediğini biliyordu. Ama belki bir fare hikayesi sevebilirdi ve kuşları anlatan bir hikaye de sevebilirdi. Bak Gilbert,
Şimdi hikaye zamanı. Bu adı Farecik olan bir farenin hikayesi. Fareciğin bir arkadaşı varmış, adı da Minik Fareymiş. Bir gün minik fare ve farecik. Gilbert, bak ne tatlı bir fare. Gilbert, buraya bak. Aa, ne oynayacağımızı biliyorum. Sıkı dur. Baban şimdi seni gezdirecek. Tamam. O köşeyi sen hallet. Gilbert! Gilbert ve ben maskeli balo oynuyorduk. Ben babaydım. Kayu, maskeli balo insan oyunudur. İnsan oyunu mu dedin? Ben senin bebek oyunu oynamaktan hoşlanmadığını biliyorum. Bunun nedeni ise senin bebek olmaman, öyle değil mi? Evet. Gilbert da bir kedi ve onun kedi oyunlarını sevmesi çok doğal. Onun en sevdiği oyunları biliyor musun? Evet. Kedi oyunlarını seviyorsun değil mi Gilbert? Miau. Yakala Gilbert. Miau. Biz küçük kedileriz. Beraberce oynuyoruz. Miau. Ne tatlı kedi yavrularımız var değil mi? Büyük anne. Bize Kayu ile ilgili bir hikaye okur musun? Bir bakalım. Hikayemiz Kayu 3 yaşındayken geçiyor. Adı Kayu'nun Yaz Uykusu. Her an gelebilir canım. Gel büyük anne. Sığamıyorum. Büyük anne. Çok büyüksün. Büyük anne, Kayu ve Rosie'nin bu dünyada en çok sevdikleri dadıydı. Merhaba çocuklar. Orada ne saklıyorsun Rosie? Anne ve baba gittikten sonra büyük anne Kayu ve Rosie ile oyunlar oynamaya başladı. Lan 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 lan. Ve yatma zamanı gelmişti. Büyük anne Rosie'ye bir hikaye okuyup uyuturken Kayu da yüzünü ve dişlerini yıkıyordu. Sonra yatmaya gitti ve büyük annesinin gelip kendine hikaye okumasını beklemeye koyuldu. Büyük anne! Bir zamanlar çok akıllı büyük bir çocuk anne varmış. Hikayeyi okurken Kayı uykuya dalmaya başladı bile. İyi geceler. Gilbert, ne yapıyorsun? Kayu'nun uykusu kaçmıştı. Ne yaparsa yapsın tekrar uykuya dalamıyordu. Yastığını düzeltmeyi denedi. Ama bunun bir yararı olmadı. Mevsimlerden yazdı ve dışarıda hava hala aydınlıktı. Kayu odası bu kadar aydınlıkken nasıl uyuyabilirdi? Ters tarafa yatmanın da bir yararı olmadı. Kayu gerçekten uyuyamıyordu ve kendini çok huzursuz hissediyordu. Ya Kayu, her şeyi karıştırmışsın. Ters yatmışsın tatlım. Büyük anne, gerçekten uyuyamıyorum. Hiç şaşırmadım hayatım. Burası çok aydınlık. Ama nedeni belli. Perdelerin yok. Nerede acaba? Aa, evet hatırladım. Annen kuru temizlemeye vermişti. Benim bir fikrim var. Kayu büyük annesinin fikrini merak ediyordu. İşte oldu Kayu. Gece gibi görünüyor. Artık uyuyabilirsin hayatım. Teşekkür ederim büyük anne. Ama gece gibi görünecekse sanırım bir şey eksik. Değil mi? Hazır mısın Kayu? Evet harika.
Kayu'nun gökyüzü öyle güzel, öyle hoştu ki hemen uykuya daldı. Bir hikayeye ne dersiniz çocuklar? Evet. Hikayemizin adı Kayu'nun Köpek Korkusu. Dünyanın en büyük sarayını yapacağım. İşte oldu. Kayu çok korkmuştu. Köpek kızgın gibiydi. Anne! 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 Kayu, ne oldu? O köpek beni korkuttu anne. Ertesi gün annesi alışveriş yaparken Kayu büyükannesiyle kalacaktı. Ama Kayu ve annesi o gün büyükannenin komşusunun yavru köpeğine bakacağını bilmiyorlardı. Bugün çok özel bir arkadaşım da benimle olacak. Onunla tanışmak ister misin? Evet, lütfen. Aa! Kayu, kaygılanma Kayu. O benim özel bir arkadaşım. Sanırım senden hoşlandı. Hayır. Ama Kayu, o yalnızca sevimli bir köpek. Neden gelip bakmıyorsun? Sana söz veriyorum, zarar vermeyecek. Gördün mü Kayu? Ne sevimli bir köpek. Ve de çok sıcakkanlı. Evet, büyük anne. Eğer korktuysan biz de dışarı çıkmaması için kapıyı kapatırız, tamam mı? Tamam. Kayu sevimli köpeğin mutfakta kapalı olduğunu bildiği halde birazcık huzursuzdu. Ah tatlım, tamam. Hey, bir fikrim var. Köpekler hakkında bir kitap okuyalım. Kayu büyükannesiyle köpekler hakkında kitap okumaktan hoşlanmıştı. Ve mutfaktaki sevimli köpeği merak etmeye başlamıştı. Ağlıyor büyükanne. Gidip ne istediğine bir bakalım, ne dersin Kayu? Belki de acıkmıştır ha? Ah ne tatlı bir köpek. Acıktın mı? Al bakalım. Hmm, sevdin değil mi? Kayu hala birazcık huzursuzdu. Ama büyük annesini duyunca bu sevimli köpeği tekrar görmek istediğine karar verdi. Komik olan da ne Kayı? Annemin terliklerine benziyor. Gördün mü Kayı, senin arkadaş olmak istiyor. Kuyruğunu sallıyor. Bu seni görmekten mutlu olduğu anlamına gelir. Eğer ona elini uzatırsan sana merhaba diyecektir. Sanırım yeni bir arkadaşın oldu. Merhaba köpekçik. Siz ne bilirsiniz? Köpekler hiç de zararlı değildir. Aksine sıcakkanlı, tüylü ve eğlencelidir. Çok iyi. Yakala. Artık köpekçikleri seviyorum. Şimdi hikaye zamanı. Bir Kayu hikayesi zamanı. Tamam, bakalım Kayu bugün ne yapmış? Sanırım bugün bazı hayvanlarla tanışmış. Bugünün hikayesi Kayu Hayvanat Bahçesi'nde. Merhaba, hoş geldiniz. Benim adım Zui. Söyler misiniz? Çok çeşitli hayvan görecek miyiz? Aa, evet. Ve çok heyecanlıyız. Çünkü birçok hayvan ailelerinin yeni bebekleri oldu. Kurt yavrularını görmek ister misin bakalım? Yavru kurtlar mı? Sahi mi? Evet. Yavruları görüyor musun? Bak burunları görünüyor. Neden dışarı çıkmıyorlar? Onları görmek istiyorum. Daha yeni doğdular canım. Annelerine yakın olmak istiyorlar. Ama görmek istemiştim. Biliyor musun Kayu? Yaşamları boyunca aileleriyle beraber olacaklar. Bütün hayvanlar yaşamları boyunca anne ve babalarıyla birlikte mi olurlar? Hayır. Birçok hayvan yeterince büyüdükten sonra ailelerinden ayrılır. Başka bir hayvan ailesi görelim mi? Evet, lütfen. Kayu hayvan ailelerini görme fikrini çok sevdi.
neredeler? Neredeler? Evlerinde olmalılar Kayı. Korkarım onları bugün göremeyeceğiz. Ancak belki de bugün şanslı günümüzdür. Şuna bakın. Çok büyük. Bu gergedan bir dinozor kadar büyük. Gergodino, gergodino. Biliyor musun Kayı? Bu bir dişi gergedan. Ve bir bebeği var. Bak işte orada. Sahi mi? Bebek gergedan mı? Tabii ki Kayı. Çok büyük olan hayvanların da bebekleri vardır. Bakın, bakın. Bu bebek dinozor. Kucağa alınamıyor ama ne kadar sevimli değil mi? Aa, bir susamuru. Bu susamuru. Ben susamurunu çok severim. Bu susamuru bize geldiğinde henüz bebekti Kayı. Bunun da bir ailesi var mı? Korkarım yok canım. Annesi öldü. Peki, bundan sonra onun bir ailesi olacak mı? Evet, olacak. Ama biliyor musun, ona yol gösterecek bir annesi olmadığı için ona her şeyi bizim öğretmemiz gerekiyor. Yüzmeyi ve beslenmeyi bile. Kayı hayatında ilk kez gerçek bir susamuru görüyordu. Onu eve götürebilseydik anne. Bunu yapamazsın canım. Neredeyse okyanusu açılabilecek kadar büyüdü. Bize merhaba demeye geliyor. Hikaye zamanı çocuklar. Bugünkü hikayemiz nedir büyük anne? Durun bir bakayım. Kayı nerelerde? Bugünkü hikayemiz yağmurlu bir gün. Bugün birlikte yapmamız gereken bir sürü işimiz var. Dışarıda çok yağmur yağıyor. Sıkı giyinelim de ıslanmayalım. Sulardan atlayabiliriz. Aa, komik oldu. Gel sana yardım edeyim canım. Ben giyerim anne, sağ ol. Başardım. Harika. İliklerken yardım gerekli mi? Hadi gidelim. Ama Kayı çok önemli bir şey unutmuştu. Anne. Evet canım. Benim tuvalete gitmem gerek. Ah. Seni burada bekliyorum. Kayı hemen tuvalete koştu. Bu arada bir şey dikkatini çekti. Kayı. 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 Baba. Burada ne yapıyorsun? Ben tuvalete gidiyordum. Aa, olamaz. Hemen gitmem gerek. Gerçekten gitmem gerek baba. Uçağına bakabilir miyim lütfen? Uçağını havaalanına indirelim, tamam mı? Sen döndüğünde burada olacak. Bu arada anneni unuttun mu? Anne, unuttum. Beni beklemiş midir baba? Kayı annesini bulmak için geri döndüğünde annesini paltoları asarken buldu. Anne, buradayım. Gitmeyecek miyiz? Hayır, gideceğiz. Ama bak... Güneş çıkmıştı ve Kayı ve annesinin artık paltoya ihtiyaçları kalmamıştı. Ama hala birazcık su birikintileri vardı. Bu ve bu da buraya. Anne, sanırım bir şey unuttun. Yaşasın. Su birikintileri.
ipleri. Çok zevkli olduğunu biliyorum ama işlerimizi halletmemiz gerek. Ne yaparız biliyor musun? Yürürken ayak izlerimizi kaldırıma bırakabiliriz. Bak. Hadi bakalım çocuklar, hikaye zamanı. Kayu henüz 3 yaşında küçücük bir çocukken hayatında ilk defa okyanusa gitti. Bugünkü hikayemizin adı Kayu Plajda. Kayu'nun ailesi tatile gidiyordu. Bu Kayu'nun denize ve plaja ilk gidişiydi. Plaj, deniz. Kayu, Rosie duyuyor musunuz? Bu da nesi? Denizin sesi canım. Geldik. Kayu öyle heyecanlıydı ki plaja varmayı bekleyemedi. Anne bak deniz. Evet, bu da güneş kremi. Ve bu güneş yanığı demektir. Hoşça kalın. İşte bu işe yarar. Burası güzel bir yer. Kayu henüz yüzme dersi almamıştı. Bu yüzden denize girerken babasının elini sıkı sıkı tuttu. Eyvah. Kayu her türlü pikniği severdi ama plajda yapılan galiba en iyisiydi. Kayu'nun sandviçi kirlenmişti. Bak anne. O benim sandviçim. Kayu tanımadığı bu küçük yengeci takip etmeye koyuldu. Ta ki bir sürü küçük deniz canlısının bulunduğu su birikintisine kadar. Orada deniz yıldızları, deniz atları ve deniz kestaneleri vardı. Kim bana toprak saray yaparken yardım eder? İşte böyle. Böyle. Anne baba bakın. Deniz yükselmeye başladı. Gitme zamanı çocuklar. Ama sarayım. Yarın başka bir saray yapmak için tekrar geliriz canım. Ve bir sonraki gün, daha sonraki gün, daha sonraki gün, daha da sonraki gün.